Hani benim Necibim Necibim sarı dile vereceğim Almazsan karakola gideceğim Hani benim Necibim Herkese selamlar dostlar 28 Eylül 2021 iddia tahminleriyle Hepinize selamlar Ayaksı parçalıyor muyuz? Öncelikle bundan bahsedin bana Sadece bundan bahsedin Ayaksı parçalıyor muyuz? Şimdi maçları çıkardım Burada tahminleri de yaptım, idealleştirdim. Yüksek orandan da çıkardım keza. Sizlere önerisini yapacağım zaten tüm tahminleri. Videonun sonunda bir tane tekli vereceğim Ajax maçını. Keza bir tane de iki oranın üzerine alsın diye tekli almak istemeyenlere bir kombin önerisi yapacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar beğenilere bir, bir basabilir miyiz? 2 saniyenizi ayırıp şöyle like butonuna basarsak artı 300-500 gelirse zaten şöyle bir şeyim var benim biliyorsunuz. Artı 300 üzeri geldiği zaman ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. 300 üzeri gelmezse kombin önerisi yapmıyorum. Bu da benim YouTube videolarımda aldığım bir karardır. Disteğinize bağlı ama 2 saniyenize ayrı bir like tuşuna basarsanız güzel olur arkadaşlar. Hemen ekrana gelsin raporumuz. Bu 26'sının raporu sanırım aynen. 26'sının raporu bu. Freiburg mücadelesinde ben zaten sizlere bahsetmiştim. Kendim de zaten oynadım bu mücadeleye. Çok fazla güveniyordum. İletişim paketinde olan herkese de zaten bu maçı özellikle önerdim. Ben bu maça direkt düz olarak bir de giriyorum dedim. 1000 gol olmadı ama güzel oldu. Bu Alkmaar'la Marsilya kombinini katıl grubunda yapmıştım. Fakat maçları sizlere vermiştim. Güzel bir kombin oldu. Başarılı oldu. Youtube kombinini burada Ankara gücü var olmadı. Sassuolo galip geldi. Canlıdan galibiyetini almıştık. Fakat bir buçuk üstü olmadı. Kombin önerileri bu şekildeydi. İletişim paketinden ekrana göstermek gerekirse arkadaşlar. Her şey dahil iletişim paketinde zaten bahsetmiştim sizlere. Tekrar bahsedeyim. Yüklü oynayanlar oluyor bunlar genellikle ya yani yüklü dediysem çok da yüklü atmıyor mesela adam her gün 300-500 atıyor mesela bunlar zaten ben yüklü olarak alıyorum Onlara çok güvendim maçları mesela Freiburg maçı olarak ekrana vermiştim gördüğünüz üzere oynayın kazanın şeklinde verdim onlar kendileri de ekleme yapmış keza. Yine ekranda gördüğünüz üzere onlarda kazananlardan şöyle fotoğraf geldi. Mesela 300 liraya 2291 lira almış. Solda gördüğünüz resimde, sağdaki de tam siz okuyamazsınız fakat 900'lerde bir kazanç elde etmişti. Güzel bir kazanç elde etmiş. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum öncelikle. Şimdi geçelim başka. Bunu da hallettik. Tamam. Ee, Ajax maçıyla başlayalım isterseniz beyler bayanlar. Şimdi Ajax takımı ya eksiğimiz çok fazla olmasa güzel bir futbol sergilerdik. Fakat Ayak ciddi anlamda çok basit gol atıyor. Yani adam iki kişi bir kişiyi çalınıyor. İçeride bir tane pozisyon alıyor. Çıkarıyor hop kalede. Çok sıkıntı yaşayacağımız bir maç olarak görüyorum ben bunlara. Ya skor beklentim. Ya videonun başında hani moral olsun diye Necip'im falan diye girdim de. Ya biz burada çok fazla iş yapamayız gibi geliyor bana Beşiktaş takım olarak. Ya umarım yaparız kazanır da ülke puanı gelişir. Fakat adamlar milyonlar kazanıyor. Biz de burada 3-5 kuruş bir şeyler kazanalım derdindeyim ben de. Cebimize 3-5 kuruş bir şeyler gelsin. Zevkimizi alalım. Eğlenelim tarzında. Şimdi beyler bayanlar. Ya Ajax bize atar. Kaç tane atar ondan bahsedelim öncelikle. Benim skor beklentim 4-0 veya atarsak bir tane 4-1 gibi bir skor beklentim var. Yani 4-1 gibi bir skorla bitebilir bu mücadele açıkçası. Şimdi Ajax'ın golünü aldım ben idealden. Ajax'ın oranını çok düşürdüler. Özellikle nereden düşürdüler? Ben Avrupa'dan takip ettim. Masson'u 1.500 Avrupa'da 1.40 gibi oranı varken e, sonradan o oran 1.28'e düştü Avrupa'da. Yani siz düşünün yani kadro açıklandığı zaman o Beşiktaş'ın çok fazla düşüş yaşadı. Hafta sonundaki sakatlıklarla zaten ortalık karıştı. Şimdi Ajax dediğim gibi kalemize çok rahat gelecektir. Kendi evinde özellikle 55 bin tane taraftarı olacak bu stadyumda. Biletler tükendi zaten maç gününden 5-6 gün önce tükendi biletlerde. Yani bu yüzden sıkıntı yaşayacağız bu maçta. Ben Ajax'ın buradan ideal de olacaktır. Tekli olarak önereceğim bu mücadeleyi sizlere. Ajax'ın atacağı 3 golü değerlendirdim. 1-51 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi Ajax bize 3 tane atar gibi Hollanda'da geliyor. E çünkü çok kolay geliyorlar bu Anthony, Tadic derken. Sağlardan adamlar dediğim gibi bir kişiyi eksiltiyor. İçeriden Haller olsun, Klaassen olsun direkt pozisyon alıyor. Direkt kaleye gönderiyor. Zaten Hollanda futbolu bizim Türk futbolumuzdan gerçekten üstün. Özellikle Ajax, PSV gibi takımlar zaten oynadıkları hem Galatasaray maçında gösterdi bize. Hem de Hollanda milli takımının mücadelesini sizler de gördünüz. Ev sahibi 2.5 üstü 1.51 gibi orandan değerlendirdim. Bol şanslar. Leipzig kulüp buruş mücadelesi. Şimdi bazı arkadaşlarınız bilmiyordur. Ee, Leipzig'i veya şöyle söyleyeyim. Ya bu maç şöyle. Bir maç ben sizlere verdim zaten bildiğiniz üzere. Leipzig mücadelesini ne demiştim ben sizlere? Leipzig bu mücadeleyi kazanır üstte olur şeklinde bir öneri yapmıştım sizlere. Keza maçı 5-0 kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Son maçın Hertha Berlin maçıydı. Şimdi Hertha Berlin kulüp buruş gibi değil. Ama Leipzig'de gerçekten olumlu bir hava var. Ben dedim ki 5-0 kazandı. Yani o maçı kazanır kulüp buruş maçına iyi bir mücadeleyle gider diye düşünüyorum. Ben bu maçta sürpriz beklemiyorum. Ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Almanların kazanmasını bekliyorum. Az önce ee, şeye baktım. Leipzig'in Instagram hesabına baktım. Ee, neler paylaşmış diye. Gerçekten çıkan fotoğraflar olsun. Yani o sinerjiyi bana verdi. Enkun Kulu'nda yaklaşık 40 dakika önce videosunu paylaştı Leipzig takımı. Şey yani tekrar yapmak istediğini söylüyor falan şeklinde. Yani onları geçelim zaten de yani onunla bir hava var Leipzig'te. Kulüp kendi evinde Paris maçıyla çok güzel mücadele etti. Fakat bu kez taraftarın önünde değil deplasmanda. Bu deplasman olayı çok önemli bir bir berabere kalmıştı PSG ile. O maçta bence yani galibiyete yakın olan taraf kulüp buruş mücadele. Kulüp buruş takımıydı. Fakat olmadı. Burada Leipzig takımı taraftarıyla son hafta bulduğu 5 gollü moraliyle birlikte ve son yıllardaki tecrübesiyle Şampiyon Ligi tecrübesiyle bakın son yıllarda gerçekten önemli tecrübe edindi Leipzig takımı. Ben bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Direkt maç sonu birini ben zaten kombineme koydum. Ve maçın golü de geçmesini bekliyorum ayrıca. Ben idealden maç sonu biri aldım. Ya Şöyle de bir şey bekliyorum. 2-1'lik skor var kafamda. 2-1'lik bir Leipzig galibiyeti belki 3-1 olur diye düşünüyorum ben. Kulüp Burcu da gol atabilir. KG'sinin üstünü de alabilirsiniz yani. Fakat ben burada direkt Leipzig tarafına gideceğim. KG oranı da keza güzel. Bir 54 gibi oran var. Kulüp Burcu da bir tane araya kıstırabilir gibi düşünüyorum ben. Şöyle de bir şey yapalım. Yüksek oran önerisi olarak da bir 76 imiş gerçi. Yeni bakıyorum ben de. Matsunu 1 ve 2.5 üstte yaparsanız 1-76 gibi orandan da değerlendirme yapmış olursunuz. Arkadaşlar hemen bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Yurt dışından, Avrupa'dan oynayanlar mutlaka hepinizden varsınızdır. Papara olayı sıkıntı yaşayanlar varmış. Bana Instagram'dan yazanlar oldu. Ben tekrar buradan da bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Papara'dan arkadaşlar son zamanlarda getirdiği limitlerden dolayı gerek firmalar olsun, gerek de sizler limit sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Yani işlem sorunu yaşayabilirsiniz. Ondan dolayı Paparayı çok fazla kullanmamaya çalışın. Daha çok alternatif yöntemlere yönelebilirsiniz. Bunun da bilgilendirmesini yapayım sizlere. Papara son zamanlarda zaten çoğu hesabı da bloke getirmiş yani onu da belirteyim. Çok fazla Papara kullanmamaya çalışın. Sizlere bir küçük bir öneri Instagram'dan gelenler, mesajlar da olsun da bu bilgilendirmeyi de yapayım. PSG Manchester City mücadelesiyle devam edelim. Ondan önce ekranda gördüğünüz üzere canlı bahislerden yani canlı bahiste yaptığımız ufak bir başarı var. Onu göstermek istiyorum. Bunlar dünün canlısı sanırım hepsi. Şu sol en üstteki Ural maçı bugün oynanan maçtı. Son verdiğim canlı bahisti. O başarılı oldu. Zaten bugün henüz bir tane canlı bahis verdim. Onun dışında da canlı bahis vermedim. Ee şöyle baktığımız zaman... Verdiğim canlı bahisler Sassuolo'nun galibiyetini almıştık. Dediğim gibi Galatasaray'ın ikinci golü Galatasaray'ın maçı çevirini aldık. Ren maçında golü Hamburg'un golü. He yatan yok mu? Zaten ben 20 tane canlı verdim. Buraya 8 tanesini sıkıştırabildim ayrıca. Freiburg maçına da dediğim gibi Şurada da e, 750 TL'yi görüyorsunuzdur. Siz buradan işaret yapamıyorum da. Görüyorsunuzdur umarım. Yatanlar da vardı. Giresun başında mesela Kayseri'nin ikinci golü gelmedi. -52 gibi oranı vardı. Bohum da gol atamadı ayrıca. Öyle yatan tercihlerimiz de vardı. Belirteyim yani. Herkes her gün kazanamaz zaten. Öyle bir şey yok iddiada özellikle. Şimdi baktığımız zaman da ekranda gördüğünüzde Kato Telegram grubunu görüyorsunuz. Burada Burada dediğim gibi bir tane canlı bahis verdim ben. Şöyle dakika 13'te verdim. İlk gol erken geldi. Ben bu maçta çok fazla gol beklemediğimi belirttim. Ee, o yüzden bu maçta genelde 3.5 altını direkt yapıştırdım ben. Hatta bir tane de arkadaşımız canlı bahis vermiş. Şöyle onu da göstereyim. Hatta benim de verdiğim canlı bahisti. Mert arkadaşımız demiş ki Trabzon maçı köşe vuruşları sonuç. Trabzon şeklinde vermiş. Şu an maça canlı olarak diğer telefonumdan baktım. Trabzon'un iki korner direkt önde alan yanında korneri yok. Umarım gelir o da. Arkadaşlarımız güzel burada. Editör arkadaşlarımız sizlere kazandırmak için uğraşıyor. Keza ben de elimden geleni yapıyorum burada. Onun dışında Telegram gruplarından bahsetmek gerekirse, seviyelerinden bahsetmek gerekirse Telegram grubu az önce gördüğünüz canlı bahislerin verildi ana Telegram grubudur. Telegram yüksek oran grubu ise hem yüksek oran grubu bu seviyede olanlarda ayrı bir grup açılıyor. Hem canlı bahis grubunda oluyorlar hem de bu grupta olabiliyorlar. Yüksek oranlı tercihlerimizde burada sistem kuponu, skor kuponu, 20 oran, 30 oran, 6 oran, 10 oran gibi oranlı kuponlar da geliyor. Her şey değerli iletişim paketinde de yarın ben burada da yüksek oynanması gereken bir kombine önerisi yapacağım. Allah bakalım nasip olur. Whatsapp üzerinden zaten mesaj herkesi kaydediyorum ben bu pakette olanları. Onlara çok güvendiğim maçlar olursa öneriyorum arkadaşlar. Bu paketin özelliği bu şekilde odur. Geçelim PSG City mücadelesine. Burada Manchester City favori göstermişler. Doğru olan zaten Manchester City'nin burada favori olmasıdır. Onu da belirteyim. Ben bu maçı değerlendirmedim. Yani bu maçı izleyeceksin. Yani sizler de zaten bu mücadeleyi izlersiniz diye düşünüyorum ben. O yüzden bu mücadeleyi kombineme almadım. Ama çok güzel bir mücadele olacağını da düşünüyorum. Bu maçta beklenen skor arkadaşlar 1-1'lik bir, bir, sistem skor çıkarmış. Onu da belirteyim. 1-1 gibi bir skor çıkabilir bu mücadelede. Belki kayarsa ben Manchester City'nin belki 2-1 alır ayarında düşünüyorum çünkü. Belli olmaz fakat ben bu maçı üzerine de durmak istemiyorum. Alı, alacaksınız, bir, alacaksınız pardon dilim suçlu. E, alacaksanız burada 1.80 gibi orandan 2-3 gol tercihini alabilirsiniz. Ben sadece bunu anlatmak için anlattım yani. Çünkü soracaksınız bu mücadeleyi de. Oynanmaz arkadaşlar bu mücadele ama alacaksınız da 2-3 gol bandında bitebilir diye düşünüyorum. Milan Atletico Madrid mücadelesi. Bu mücadeleden de bahsedeyim sizlere hemen. Arkadaşlar Milan burada zaten şöyle söyleyeyim. Son yıllarda zaten şunu da belirteyim. 8 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yapan Milan ilk mücadelesinde Liverpool'a 3-2 kaybetti. Şimdi kendi evinde oynayacak. Baskılı oynayacaktır. Atletico Madrid'e karşı ben özellikle ilk yarıda topu daha çok ayağında tutan taraf Milan olacağını düşünüyorum. Pioli'nin öğrencileri gerçekten son dönemlerde iyi. Özellikle kanatları Kanatlara inip Leao ile birlikte çok güzel işler çıkartıyor. Ağırlıklı olarak kanatları kullanıyor ve bol bol şut denemesi diye yapacağını düşünüyorum Atletico Madrid'de. Ki keza Atletico Madrid'in izin verir mi? O da kafalarda bir soru işareti. Şimdi öncelikle burada ben Corner Bays'ini açmamışlar. Sizlere Corner önereceğim. Bu mücadelede oranı çok yüksek olacaktır. Bakın oranı 1.70 1.80 olacaktır. Rahat bir şekilde söylüyorum bakın. Keşke Avrupa'dan baksaydım da öyle öneri yapsaydım. Fakat ben Milan'ın burada ilk yarıda baskılı oynayacağı için ilk yarı en çok Corner'i Milan takımı kullanır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi daha baskılı olan takım Milan takımı olacağı için ve kanatlardan Leao ile birlikte iyi işler çıkardığı için ben Milan takımının buradan daha çok kullanmasını bekliyorum. Keza Revic ile Slamakers gibi isimler de burada oynarsa güzel bir baskı kuracaktır diye düşünüyorum. Önde baskılı bir Milan görebiliriz. En azından ilk yerden öyle bir Milan bekliyorum ben. En çok koyunlar Milan şeklinde deneyebilirsiniz. Oranın henüz açmamışlar ama 1.80 oranı aşarlar diye düşünüyorum ben. At Avrupa'dan bak ya da geçelim video uzun olmasın. Porto ile Liverpool mücadelesi çok güzel bir mücadele daha. Şimdi arkadaşlar Porto bu sezon gerçekten kendi liginde iyi işler çıkartıyor. Şampiyonlar liginde de zaten şöyle baktığım zaman da Atletico Madrid deplasmanında 0-0 berabere kaldı. O maçta da gerçekten fazlaca bir pozisyon kaçırdı Porto takımı. O yüzden ben Porto'nun kendi evinde biraz daha baskılı yani tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. Bunda da taraf almadım fakat sistemde çıkan skoru belirteyim ben. O yönde belki isterseniz değerlendirme yapabilirsiniz. Bu mücadele sistemde çıkan skor 2-1'lik bir Liverpool galibiyeti var. Hatta skoruna şöyle kaç oranı varmış bakalım. 2 birlik bir skorun 7 oranı var arkadaşlar. Şöyle belirteyim sizlere. Ona göre sizler kafanızda alabilirsiniz. Fakat benim önereceğim bu maçta 8.500 korner tercih olacaktır. Ben burada Porto'nun da Liverpool'un da tempolu maç oynayacağını düşünerekten de fazlaca korner çıkabilir. Geçen maçta bahsettiğim gibi Brighton Brighton mücadele yok. Brentford mücadelesinde sizlere Liverpool'a korner önermiştim. 8.5 üst önermiştim. Zaten Liverpool takımı tek başına 9 korner kullanmıştı. Yine aynı şekilde Liverpool tarafından da çokça korner çıkabilir. O yüzden 8.5 üst korneri açabilirsiniz. Onun da oynayabilirsiniz. Onun da oranı henüz açmamışlar. açmamışlar. Dortmund'la Sporting mücadelesi. Bu mücadelede de Dortmund tarafındayım. Ama Dortmund takımında son maçta e, Haaland'la Royce oynamadı. Şüpheli olarak gözüküyor fakat ben bunların biz sakatlı olduğunu düşünmüyorum. Biraz yorgun düşmüşlerdir diye düşünüyorum. Ondan dolayı ben burada Dortmund tarafındayım. Royce da oynayacaktır. Haaland da oynayacaktır. Sporting'in son mücadelesini izledim ben. 90 artı 8 verdiler. Ligdeki mücadelesini biz canlıdan almıştık. E, 8 verdiler. 90 artı bine penaltı oldu. Kaleci e, çıktı çıktı. Ondan önce de Forvet kafa vurdu. Kaleci de yumruk atacağım derken Sporting'de oyuncuya attı. Penaltı zaten doğru karardı. Öyle kazandı. Yorgun bir mücadele oynadılar. Dortmund'a gelecekler burada. Ben güzel bir mücadele olmasını bekliyorum fakat Dortmund tarafındayım ben dediğim gibi. Aynı şekilde ideal futbolunu sergilerse ben burada Sporting'e karşı galip gelebileceklerini düşünüyorum. Sporting'de Şampiyonlar Ligi'nde son maçında zaten ayaksa dağıldılar. 5 mi? ne skorla bitti zaten. Haller 4 gol attı o mücadelede. Ev sahibi bir buçuk üstü açmamışlar. Açmamışlar. Ondan dolayı ben burada tek tercih yaparaktan da iki buçuk üstünü vereceğim sizlere. Dortmund tarafındayım fakat Dortmund'a çok ısınamadım. İki birlik bir skor beklentim var ben bu mücadelede. Sporting'de gol bulur diye düşünüyorum belki. O yüzden iki buçuk üstünü sizlere 1.39 gibi orandan idealden öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler burada iki buçuk üstünü değerlendirmesini yapabilir. Son maçımız Real Madrid-Şerif mücadelesi. Ya bu maça oran açmamışlar ama şunu şöyle şunu söyleyeyim. Şerif buraya gerçekten iyi geldi. Son mücadelesinde de şakları yenmişti sanırım. Kendi evinde şakları yendi. O maçı da şöyle göstereyim sizlere. İstatistik anlamından da göstereyim. Yani şaklar top oynatmadı deyimi doğrudur. Kaleye bulan 4 şuttan 2 tanesinde Şerif gol attı. Ben burada şey diyorum. Real Madrid Madrid'de Şerif'i tutuklar diyorum. Bu da espri ince ince kalın her neyse o yüzden burada Real Madrid yani oynayabilecek oran ne var ilk yarı bir alabilirsiniz belki 130 gibi orandan veya şöyle bir öneri yapayım ev sahibi da kazanının oranı şöyle 168 gibi oranı var Real Madrid evinde zaten çok formuna başladı ben şunu söyleyeyim önemli bir sakatlık veya bir problem yaşamazsa Real Madrid takımı La Liga'nın rahat şampiyonu Real Madrid olacaktır bu sezon. Şerif bu klasmandaki bir takımla ilk defa oynayacak. Şaklarla oynadı fakat Real Madrid klasmanında değil. Real Madrid Santiago Bernabéu'da Inter'i yendi zaten ilk mücadelesinde. Burada taraftarın desteğiyle de. da zaten stat yeni açıldı. bildiğin üzere yeni açılan stadında ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. ya yani Çok oynayanlar da işte yapılandırdı falan derken. O yüzden Real Madrid'in burada er iki yarı ile kazanan oranı 1.68 gibi oranı açmışlar. Bunu da değerlendirmek yapmak isteyenler değerlendirebilirler. Ekranda kombin önerisi olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Ajax mücadelesini tek maç olarak değerlendirdim. Ajax'ın ben en az 3 gol atmasını bekliyorum. Kendi evinde 55.000 taraftarı var. Ve sakatlığı yok. Keza Beşiktaş çok fazla eksik. Ben böyle bir bulmuşken kaçıracaklarını düşünmüyorum. Ajax takımının en az 3 tane gol atar diye düşünüyorum. Bunu tekli öneriyorum. Bakın alınabilir tekli. Şimdi... Ben tekli oynamak istemiyorum. Oran biraz daha artsın diyorsanız da yanına Leipzig galibiyetiyle yine Ajax'ı koydum. İki orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Bol şanslar. Unutmayın. Kendinizi üzecek miktarlar kesinlikle oynamayın. Benim önerilerim tercihlerim budur. Bu bir şans oyunudur. Her şeyden yanım önce şansımızın da yanında olursa güzel işler çıkartabiliriz. Görüşmek üzere. Bay bay.